nikahım başlı başınca zaten bir olay. Nasıl yani bir olay? Bütün aksilikleri bir de nikahta yaşadım. Ne diyorsun? Hayır mı dedin? Yok, hayır demedim. Eşim İzmit'te olduğu için evet. Malum İzmit'ten Düzce'ye geliyorlar. Geldiklerinde biz şimdi 12'de falan kahvaltı yap falan derken 12'yi buldu saat. Kalktık, işlemleri halletmeye gideceğiz. Halil ayrı şehirlerde olduğumuz için işlemleri halledemedik. Ben halledebildiklerimi hallettim. Ne oldu? Geldiler bunlar. Biz işlemleri halletmeye çıktık. Çıktığımızda da eşime diyorum ki sağlık raporu yanında mı diyorum. O sırada diyor ki hayır değil. Diyorum nasıl değil? Onsuz olmaz ki. Zamanımız kısıtlı. Evet, nikah daireleri kapandığı bir saat var. Ondan sonra işte neyse yok dedi, unuttum dedi. Neyse biz nikah memurlardık, bir tanıdık aracılığıyla ulaşmıştık ona da. Aradık, ondan sonra işte şey dedi, olmaz dedi sağlık raporsuz. Olmaz deyince arkadaşı vardı, aynı zamanda da şahitti yanımızda. Arkadaşına söyledik, dedik ki hemen gidip almalısın sağlık raporunu. Neyse o sırada otoparka bırakmış arabayı, bizim arabayı. Otoparktan gelirken biz buna söyledik gitmelisin diye. O sırada otoparka dönüyor. Otoparka döndüğü anda arabanın anahtarı da kayboluyor o gün. Allah Allah. Arabanın anahtarı kaybolunca malum otoparkçı diyor ki sen benim arabayla git madem diyor, bu kadar acil işim var. Eyvah eyvah. Otoparkçı tamam arabasını alıyor. O sırada yola çıkıyor. Ondan sonra otoparkçı arıyor gel buldum diye. Burada bir şey. Ondan sonra neyse bu geri dönüyor. Geliyor buraya alıyor. Ondan sonra biz 3. vetoyu da şeyde yedik. Nüfus cüzdanını kabul etmediler, yeni çıkarttırmak gerekiyor. Eyvah. Ağlar mısın, güler misin bilemedim. Ama hiçbir zaman modumu da düşürmedim. Bravo. Hiç düşürmedim evde modumu. Vazgeçmedin. Vazgeçmedim. Ondan sonra neyse dedi ki nikah memurlardık. Böyleyken böyle evraklar geldi, saat 4:30 oldu saat. Ondan sonra dedim ki evraklar geldi. Dedi direkt bana evrakları getirin. Ondan sonra siz hızlı bir şekilde hemen gidin gelin dedi. Ben evrakları siz gelene kadar yapayım. Tamam. Ve nikah dairesi kapanmıştı. Ay. Bu kıydığımız yer gördüğünüz gibi bir organizasyon şeklinde. Ama burası bana özel değildi. Ayrıca burada küçük ailevi nişanlar oluyormuş. Adam dedi ki burası açık dedi, burada kıyalım dedi nikah salonu kapandığı için. Evet, bu da benim şansıma denk geldi. Organizasyon tuttun mu dediler hep mesela. Ay, epey çabalamışsın yani. Epey çabaladım. Aslında benim anlayamadığım bir şey var yalnız. İlden ile mi fark ediyor ya da siz yıldırım nikah şeklinde mi yaptınız? Biz bütün belgelerimizi aylar öncesinde teslim etmiştik. Siz o gün nikah kıymaya karar verip o gün mü işlemlerinize başladınız? Bir türlü bir araya gelip de bazı işlemleri yapamadık. Tamam, dosyayı tam olarak teslim edememiştik. Evet, tam olarak teslim edememiştik. O yüzden aksilikler yaşadık zaten. Burada unutunca evrağı da unutmasa böyle bir şey yaşamayacaktık. Tabii. Biz de farklı illerdeydik. Arada kaldık. Farklı. Ben İstanbul'da ama dediğim gibi aylar öncesinde tamamlandım. Tabii ki. Evraklar, çok bir takım şeyler. O sağlık için gittiniz değil mi yani? Evet. Hepsine gittik. Her şeyini yaptık. Evet. Burası neresi? Burası Düzce'de Efteni Gölü. Efteni. Burada Bright Party'mden bir fotoğraf koymak istedim. Bright Party'si yaptıydım. Nikah elbisemi nasıl buldunuz? Güzel, sade. Sade, evet. Ne kadar ödedin? Nikah elbisemi 300 TL vermiştim. Gayet güzel. Fiyatların hep uygun. Ama kalite... Güzel. Kalitesi güzel. Kalitesi iyiydi. Kalite bu sefer iyiydi. Kaliteyi uyguna kapatmış Aslı Hanım. Evet güzel. Her şeyi uyguna kapattım kaliteyi. Bu kaftan kiralık mı Ebru'cu? Gelinlikçimin verdiği bu. Kiralık yani. Yani kiralık mı? Evet kiralık. Ben kaftanı özel dikim değil. Özel dikim gibi durmuş bayağı. Ama çok şık değil mi? Çok şık. Farklı bir model değil tam mi tam bir Osmanlı. Evet. Ben işlerinde en çok bunu beğendim. Ben teşekkür de. Ederim arkadaşlar. Bayıldım. İki gün sonra mı oldu düğünün? Yok hayır. Hayır genelde iki gün dinleniyor bazıları. Evet. Bazıları hemen ertesi gün yapıyor. Cuma şimdi yeni gelinler çok akıllı. Vallahi iki gün dinleniyorlar. Ben bir hafta dinlenmiş şekilde yapıyorlar. O sebeple iki gün ara verdim. Ben direkt hepsini sonra beraber yaptım. İki gün de uğraşmadım. Yok hayır. Perşembe günü çekim mi oldu? Cuma günü kınam oldu. Cumartesi düğünüm oldu. Çok bu da şekilde. Hiç ara vermedim.